Hanımcığım dedin, yırttın. Ya ben yırttım da abi, bunu burada açıklayayım sizin huzurunuzda. Biz hepimiz hanımcıyız abi. Ben 7-8 yıl önce verdim o röportajı. Her gün çıkıyor, etkileşimi yüksek çünkü. Ben de hani sevineyim mi üzüleyim hani bilmiyorum. Hani Türk erkeği öyle... Sevmez, light ya. Erkek gibi falan. Ama ben onu aslında orada başka bir şey söylemek istemiştim. Ya Sarp, sen ne dersen de senin eşin sahneye çıkıp dedi ki... Yengenizle evet. Geldik buraya dedi. Yenge diyor. Evet. Ağzını açabildin mi orada? Yani eşin sana yenge dedikten sonra iş... Bu adamlar Bono'yla Bengi, bizim adamlar bir podcast yapıyorlar o tarz mı diye. Bizim Seven... adamlar. Evet, bizim adamlar, bizim herifler. Şimdi Seven'i de çok ve çok uzun yıllardır yapıyorlar ve o yüzden ben sokakta bana yengem diye selam veren insanlara alıştım. Çünkü öyle bir persona var. Yengeniz evde falan diye Bengi abi karakteri beni böyle ben kabul ettim. Ben şeyde de gördüm. Yani stand-up'ında da gördüm. Arkada duruyor. Yengeniz diye bahsettikçe Sarp'a bakıyorum gururla duruyor. Yani o öyle oturdu artık abi. Böyle oldu. Oturdu. Hanımcılık konusundaki aslında o açıklamamı tekrar söyleyeyim, yine yarın çıkar kesin kameralara. Ya, ben orada aslında netliğin ve iki insanın birbirini seçmesinin ötesinde hiçbir şey olmadığını söylemek istedim. Yani hani bunu erkeğin mi sözü geçer, kadın soru öyle geliyor biliyorsun. Kadının mı sözü geçer, erkeğin mi gibi geliyor. Öyle bir şey olmadığını söyledim. Hiç ben, kimsenin burada seni seksizimle falan sıkıştıracağını ben düşünmüyorum. Yok ama hayır, genel bu açık ya. Ama bak 2-3 ayda bir görüyorum işte çok tıkalan, çok etkileşimi yüksek hesaplar bunu arada paylaşıyor ve yeni zannediyor. Bizim aynı düğün fotoğrafı. Ezbere bildiğim bir kare fotoğraf, yani caps gibi yani. O yüzden bir daha yeni paylaşıldı ve orada da gördüm. Allah'tan doğru bir şekilde yıllar içerisinde bir hanımcılık rüzgarı esti ve ben şimdi daha az tepki alıyorum o haber. O haber eklendi çünkü benim bir kalkıyorum Twitter dolmuş. Ya bir bakıyorum de... çoğunlukla negatif şeyler ama o değişti. Koca sen... bir jenerasyona hanımcılığı öğretti Sarp Apak bu. Evet. Evet. Kötü bir şey değil. Doğru bir öncü. Yani aramızda en dürüstü diyebilir miyiz yani?